Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, soruları öncesi cevaplayacaksınız. Bir dakika süre vereceğiz. Bir dakika sonra da ben doğru cevabı açıklayacağım. Hazır mıyız? Evet, birinci sorudan başlıyoruz. Süremiz bir dakika. Lonca Teşkilatı'nın görevlerinden biri değildir. Evet, hangisi Lonca Teşkilatı'nın görevleri arasında yer almaz? Evet. Arkadaşlar çoğu Burada daha cevaplamamış. yani onu görüyorsun burada. Evet, 19 arkadaşımızdan 10 tanesi cevaplamış. Henüz daha diğerleri korkuyorlar mı yoksa cevaplamayı? Ha, bu arada kimin hangi cevabı verdiğini göremiyoruz. Ha. Tabii ki, tabii ki. Kimin hangi cevap verdiğini biz bilmiyoruz. Sadece bize kimin hangi cevap işlediğinin sayısı belli oluyor sadece. Kişileri görmüyoruz. Onun için endişe etmenize gerek yok. Ben A dedim. Evet. 8 kişi A, 1 kişi B, 2 kişi C şıkkını işaretlemiş. Diğer arkadaşlar tarafsız kalmışlar. Evet. Ticari vergileri toplamak loncanın görevi olamaz. Vergi toplamak devletin görevidir. Lonca teşkilatı sadece esnafı denetler, mesleki eğitim verir, üyelerin ihtiyaçlarını karşılar ama vergi toplamak devletin görevidir. Loncanın vergi toplama gibi yetkisi olamaz. Cevap A şıkkı. A işaretleyenleri tebrik ediyoruz. Evet, ikinci soruya geçiyoruz. Evet, medrese, kervansaray ve kümbet gibi yapılardan hangileri Türklerin İslam mimarisine kazandırdığı yapı tarzları arasında yer alır? Hangileri Türklere özgüdür? Kümbet neydi? Kümbet anıt mezar, kervansaray. Arkadaşlar biliyorlar ne olduklarını da. Soru tarzımız hangileri Türklere aittir? İlk kez Türkler tarafından kullanılmıştır. Yalnız 1-2-3-3'ü dedi yani. Evet, bu soru biraz zor galiba. Aslında bu tam ÖSYM tarzı soru arkadaşlar. Böyle bir soru gelme ihtimali yüksek. Evet, bundan birkaç yıl önce ÖSYM buna benzeyen bir soru sormuştu. 5 tane yapı vermiştir. Hangisi Türklere özgüdür diye sormuştu. Cevap olarak kümbet mimarisi idi. Kümbet Türklere özgüdür. Evet, ilk kez Türklerde ortaya çıkmıştır. Kervansaray yine Türklere özgüdür. İlk kez Karahanlılar döneminde Ribat adıyla yapılmıştır. Fakat medrese İslam mimarisiyle yapılan okullardı. Medrese Türklerden önce de Araplarda vardı arkadaşlar. Yani doğru cevabımız 2 ve 3 olacak. Sadece. Evet, 2 ve 3 işaretleyen 2 arkadaşımız var maalesef. Arkadaşların çoğunluğu tuzağa düşmüştü. Medrese Türklere özgü değil arkadaşlar. Medrese Türklerden önce Araplarda da vardı. Cevap 2 ve 3 olacak. Evet, 3. soruya geçtik. Hangisi Osmanlı'da tarımsal üretimde sürekliliği sağlamak için yapılan çalışmalar arasında yer alır? Hangisinin amacı tarımı geliştirmektir? Tarımda sürekliliği sağlamaktır daha doğrusu. Hangisinin amacı tarımda sürekliliği sağlamaktır?
Kim o A diyen? Şey cevap verme, cevap verme. Benim deme. Aha. A iki kişiye çıktı. A işaretleri iki kişiye çıktı. Evet. Cevaplayan arkadaşlardan 13 tanesi C şıkkı, 2 tanesi A şıkkı işaretlemiş. Evet. Birliklerin bir kısmı intizama verilmesinin amacı bütçe açığını kapatmaktır. Tarımla ilgisi yoktur arkadaşlar. İntizami vergi toplama sistemidir. Çift bozan vergisinin alınmasının amacı ise üretimde sürekliliği sağlamaktır. Neydi çift bozan vergisi? Osmanlı'da devlete ait olan toprakları bir yıl mazeretsiz boş bırakan kişi devlet ceza olarak çift bozan vergisi alıyordu. Bunun amacı üretimde sürekliliği sağlamaktır. Yani cevap C şıkkı. Evet, dördüncü soru. Osmanlı Devleti'nde millet sistemi oluşturulmasında alınan temel ölçü hangisidir? İnanç, ırk, meslek, kültür ve cinsiyet. Millet sistemi oluşturulmasında... Evet, millet sistemi oluşturulmasında alınan temel ölçü hangisidir? Osmanlı Devleti'nde bir bakmama şu kaçıyor. Şık, sayıları göremiyoruz. Ağlı D kapışıyor şu an. Adana ve Denizli. Başka bir şey yok. 8 ve 6. Evet, Adana mı Denizli mi? Adana mı Denizli mi? Şu ana kadar Adana diyen 9 kişi, Denizli diyen 7 kişi. Evet, acaba hangisi? Ben Osmanlı Devleti deyince Adana'ya kaydım ben de. Bu diğer arkadaşlar niye cevaplamıyorlar? 3 kişi şu anda cevaplamamış. Yok, 2 kişi. 2 kişi mi? Biri sensin. 2 kişi. Arkadaşlar, Osmanlı'da millet dendiği zaman ırka dayanmıyor. Osmanlı'da millet sistem oluşmasında alınan temel ölçü din inançtır arkadaşlar. Osmanlı içerisinde farklı dili konuşan, farklı soydan gelen birçok milletler vardır. Osmanlı İmparatorluğu'nu kuran Türkler, fakat içerisinde Araplar, Arnavutlar, Boşnaklar, Sırplar, Bulgarlar, bir sürü farklı millet vardı ama Osmanlı Devleti'nde insanları devlet ayırırken ırkına göre değil, dini inancına göre ayırmıştır. Osmanlı'da 3 farklı millet vardı. Müslüman milleti, Hristiyan milleti ve Yahudi milleti olmak üzere. Ve millet sistemine alınan temel ölçü dini inançtır. Cevap A şıkkıdır. Niye birçok şey var? Kültürü niye işaretlediler siz hocam? Valla inançla kültür arasında biraz bağlantı var ya, yani farklı kültürlere sahip olduklarını düşünürler galiba. Hmm. Ama kültür soyut bir özellik olduğu için. Olmaz, evet. Evet, beşinci soruya geldik arkadaşlar. Osmanlı'da hangi vergiler hangisinde önemli ticaret yollarına hakim olduktan sonra ciddi artışlar yaşanmıştır? Bu da kolay bir soru. Hangisinde ticaret yollarına hakim olduktan sonra ciddi artışlar yaşanmıştır? Anam, avarız, gümrük, cizye ve baç. Ve bu soruyu cevaplamak için bu vergilerin hangi amaçla alındığını bilmek zorundayız. Evet, iki kişi A demiş. 12 kişi C demiş. Evet, doğru cevabımız C şıkkı. Gümrük nedir? Gümrük ithalat ve ihracat vergisidir. Günümüzde hala devam ediyor. Yurt dışına gelen mallardan ya da yurt dışına ihraç edilen malların verifini almış olduğu vergiye gümrük vergisi diyoruz. Ticaret yolları Osmanlı'ya geçtikten sonra İpek ve Baharat yolları gümrük gelirlerinde önemli ölçüde artış yaşanmıştır. Cevap C şıkkı. Evet, bu çıkması muhtemel bir soru arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde padişahın onayladığı kanunları nişancı tarafından kaydedildiği defter hangisidir? Mühimme, zimen, dereke, avarız ve mufassal defteri.
Maşallah, evet arkadaşlar. Hadi bir 13, kişi. 13 arkadaşımız A şıkkı demiş. Mühimme defteri doğru cevap. Mühimme defteri olacak. Bu arada zimen defterinin olduğunu bilen arkadaş var mı? Son günlerde bir hafta, 10 gündür, hatta bir aydır bu zimen defteri Türkiye'de önemli bir haber oldu. Biliyor musunuz? Zimen defterinin olduğunu bilen arkadaşımız var mı? Hocam bu mahalle mahallede hani şu bakkallarda falan borçları olanların ödendiği o gündeme geldi değil mi? Borçların yazılı olduğu bakkallar gidip veresiye defterindeki borcu sildiriyor ya. İşte bu Osmanlı'da çok yaygın olan bir uygulamaydı. Osmanlı'daki bazı iyi şeyleri günümüze tekrar başlattık. Çok güzel bir şey. Zimen defter uygulaması günümüzde tekrar başladı. Evet, diğer soruya geçelim. Yedinci soru. Osmanlı Devleti'nde medreselerin bağlı olduğu divan üyesi hangisidir? Medreselerin bağlı olduğu divan üyesi hangisidir? Evet, düşünüyorlar. Biraz zor, karıştı kafa. Medreselerin bağlı olduğu divan üyesi hangisidir? Medreselerin sanki Şeyh Hırsan'mış gibi geliyor bir ama. Arkadaşları yönlendirme sonra yapmış yapabilirler. Yok, ben hani aldatma maçı konuşmuşum geliyor bana. Evet, cevaplara bakalım. İki arkadaşımız A demiş, bir arkadaşımız B demiş, 8 arkadaşımız C demiş, 7 arkadaşımız E demiş. Evet, en büyük çedirici zaten E şıkkı Şeyhülislam. Şeyhülislam en büyük din başkanıdır arkadaşlar. Fetva makamıdır. Kazasker ise derste anlatmıştık. Bugünkü Adalet ve Milli Eğitim Bakanı karşılığı demiştik. Kazalarda görev yapan müderrisleri görevlendiren kazasker demiştik. Hatırlarsanız. Kadı ve müderrisleri görevlendiren kazaskerdir. Aynı zamanda divan üyesidir. Büyük davalara bakar. Hem büyük mahkemeye başkanıdır ama hem adalet hem eğitim işlerinin sorumlu divan üyesi kazaskerdir. Dolayısıyla medreseler de kazaskere bağlıdır. Şeyhülislam'a değil. Cevap C şıkkı. Evet, bu soru tam ÖSYM'nin son yıllarda sorduğu sorulardan bir tanesi. Orijinal bir soru arkadaşlar. Burada biraz mantık yürütmek durumundayız. Bilgiden ziyade mantık yürüteceğiz. Evet. Osmanlı para ve finans sistemleri hangileri doğrudur? Osmanlı finans ve para sistemi ile ilgili hangileri doğrudur? Bak, şunu işaretledim. Doğru mu? Bana cevap ver ya, ben onu işaretledim. Değil mi? Vallahi, çık. Evet, bekliyoruz. Kaç kişi şartladı? 8, 9, 13 kişi. 13 kişi şartladı. 14. Evet. Evet arkadaşlar. Arkadaşların çoğunluğu doğru cevapladılar. Doğru cevap E şıkkıdır. Ülke içinde yabancı paranın da kullanılmasına izin verilmiştir. İlk Osmanlı parası Osman Bey döneminde bastırıldı demiştik. Peki Osman Bey döneminde para bastırılmadan önce para kullanılmıyor muydu? Tabii kullanılıyordu.
Günümüzde aynı şey yok mu arkadaşlar? Günümüzde biz Türk parası kullanmıyor muyuz? Türk parası dışında bugün başka yabancı paralar kullanmıyor muyuz şu anda? Dolar, euro gibi. Osmanlı'da kendi parası dışında Bizans paraları, İran paraları günlük yaşamda kullanılıyor tabii ki. Diğerleri zaten mantıkla bulacağımız şıklar. Doğru cevap E şıkkı. Evet, geldik 9. soruya. Osmanlı Devleti'nde bir göreve atanan, aylık bağlanan, san, nişan veya ayrıcalık verilen kimseler için çıkarılan padişah buyruğu hangisidir? Berat, ferman, kanunname, adaletname ve amanname şıklar. Ben biliyorum. Değil mi? Neyse, ben gibi düşünen olmuş yine. İki kişi. Sekiz, on bir, on iki, on üç, on dört kişi cevapladı. 15 kişi cevapladı. Evet, 9, 10, 10 tane arkadaşımız A demiş. Tebrikler. Doğru cevap A, Berat. En büyük çeteci B diyen ferman. Ferman padişahın buyruğudur arkadaşlar. Ferman kanun hükmündedir ama burada soruda padişahın buyruğu demiyor. Bir göreve atanan atama belgesine Berat adı verilirdi. Cevap A şıkkı. Evet, yine ÖSYM'nin sevdiği türden bir soru. Selçuklularda ikna sistemi, Osmanlı'da delik olarak, Atabeylik kurumu da lalalık olarak varlığını sürdürmüştür. Bu bilgiye dair hangilerine ulaşılabilir? Bu Türkçe sorusu gibi düşünüyoruz. Cevap paragraf içerisinde çıkartacağız. Şunu oradan buraya dayanarak, bu bilgiye dayanarak söyleyeyim. Evet, vardı da. Evet, zaten soru kökü bu bilgiye dayanarak diyorsa, buna göre diyorsa cevap sadece paragraf içerisinde tabii ki. Aslında şıkların hepsi doğru ama paragraftaki bilgiye baktığımız zaman sadece ulaşabileceğimiz yargı A şıkkı. 12 arkadaşımız A demiş, tebrik ederiz. Doğru cevap yalnız bir olacak. Denizli yanlarında 4 kişiymiş. Evet, Denizli diyen arkadaşlarımız paragrafta İran kültüründen bahsetmiyor ki. Atabeylik kurumu da Türklere özgüdür. Dolayısıyla İran kültürünün hiç bilgisi yoktur. Onu nereden çıkarttı arkadaşlar bilmiyorum. Kendi kafalarında yorum yapıyorlar. Ayıp. Evet. Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki askeri sınıflardan hangisi maaşlı ve sürekli askerler arasında yer alır? Akıncılar, derbentler, deliler, bağımcılar ve cebeliler. Hangileri, hangisi maaşlı ve sürekli askerler arasında yer alır? Yani şunu bilmiyorum. Ama bunlar şey değil mi? Şeyden oluyor. Sen bu da değil mi? Ha? Bana elinde gösterebilirsin. Görmezler. Göstersin mi? Hadi ya. Onlar sürekli mi maaş alıyor ki? Evet. Onlar sanki operasyona gittiklerinde oradan para alıyorlar gibi geliyor. Evet, bayağı çeldirici bir soru olmuş. 4, 5, 7, 9, 14 kişi cevaplamış. Evet. Doğru cevap lağımcılar arkadaşlar. Lağımcılar
Kapıkulu Ordusu'nun bölümlerinden bir tanesiydi. Hatırlarsanız Kapıkulu Ordusu'nu iki bölüme ayırmıştık. Kapıkulu Piyadeleri ve Kapıkulu Süvariler olmak üzere. Kapıkulu'nun tamamı maaşlı ve sürekli askerlerdir. Lağımlılar ne iş yapıyorlardı? Günümüzdeki istikam sınıfı. Savaşlarda yol yaparlar, köprü yaparlar, gerekirse yıkarlar. Kale sularına dinamit döşerler. Günümüzde istikam sınıfı diyoruz. Diğerleri ise yardımcı kuvvet sınıfında onlar toprak geliri alırlar. Ya akıncılar da aynı şey? Evet, akıncılar da toprak geliri alırlar. Onlar için yurtluk topraklar ayrılır. Yurtluk toprakların geliriyle geçimini sağlarlar. Devletten maaş almazlar. Diğerlerin tamamı toprak geliriyle geçimini sağlarlar. Evet, 12. soruya geldik. Osmanlı Devleti'nin hangi özellikleri önceki Türk İslam Devleti'nin farklı yönünü ortaya koyar? Yani Osmanlı Devleti'nin diğer Türklerden farklı yönüdür. Tamam mı? Yani onu tamam mı? Şuralar. Ya bak zaten de şey. Kısmen bugün aynı şeyi düşünen olmuş. Benim de şey olmuş. Evet arkadaşlar. Arkadaşların çoğunluğu cevap bildiler. Ülkenin hanedanın ortak malı sayılması Osmanlı'dan önceki Türklerde de vardı. Bu ortak özelliktir. Hanedan mensuplarının taşınan yöneticilik yapması bu önceki Türklerde de vardı. Hatta İslamiyet'in önceki Türklerde de var demiştik. Hatırlarsınız. Yani üçüncü ve birinci öncüler diğer Türklerin ortak özellikleri. Farklı özellikleri ikinci ve dördüncü öncüler sadece Osmanlı'ya ait özelliklerdir. Yani cevap Bursa. Evet, 13. soru. Hangisi Osmanlı'da milli ekonomiyi ve ticareti geliştirmelik çalışma arasında yer almaz? Hangisinin amacı ticareti geliştirmek değildir? Tam Hüseyin'in sevdiği tarzda sorular. Kolay sorular aslında. Evet, tebrik ederim arkadaşlar. Bu soruda herkes doğru yaptı. Bir kişi kim o diye diyen? Mezit Teşkilatı yanlış. Ticaretin geliştirilmesiyle görevli devlet örgütüdür. O da ticaretle ilgilidir. Yanlış tuş. Evet, Bursa doğru cevabımız. Geldik 14. soruya. Osmanlı ekonomisinin temel ilkelerinin birisi olan halkın refahını sağlamak amacıyla piyasada kaliteli ve yeterli miktarda mal bulundurulmasını öngören sistem hangisidir? Bu yıl bunlardan sonra bekliyorum demiştim derste anlatırken. Bu kavramları bileceğiz arkadaşlar. Evet cevapları bekliyoruz. Hatta son günlerde bu korona virüsünden dolayı bu sistemi biraz biz de uygulamaya başladık. İpucu vereyim. Mesela ne yaptık? Bazı malların yurt dışına ihracını yasakladık. Limon gibi. Erdemli'ne perişan oldular da sonra da devlet tekrar biraz serbest bıraktı. Arkadaşlar artık bu tip sorularda hata yapmamamız lazım. Bunlar kolay sorular. Evet 11 arkadaşımız A demiş. Tebrik ederim. Doğru cevap iaşecilik ya da diğer ismiyle provizyonizm hatırlarsanız.
yaşecilik ya da provizyonizm diyorduk. Evet. Yazarım da. Evet, 15'e geçelim. Mayıs'ın arasında gidenler olursa belki söyleyebiliriz. Evet, Osmanlı Devleti'nde kalemiye sınıfı hangi işleri yürütmüştür? Bürokrasi, maliye ve diplomasi. Kalemiye sınıfı hangi işleri yürütmüştür? Bürokrasi, kalemiye, maliye ve diplomasi. Bir de bazen de yanlış tuşlama da yapılabiliyor, onu da söyledim yani. Evet, arkadaşların çoğunluğu doğru cevap buldular. Evet, bunun üçü de kalemiyenin görevidir. Kalemiye sınıfı bürokratik işlemleri yürütür, maliye işlerine bakar ve diplomatik ilişkiler yürütür. Doğru cevap E şıkkı. Evet, hangisi Şeyhülislam'ın özelliklerinden birisi değildir? Evet, 10 arkadaşımız Bursa demiş. 11 arkadaşımız. Doğru cevap Bursa. Şeyhülislam'ı atayan, görevlendiren Şeyhülislam değil, pardon, Sadrazam değil, padişahtır. Diğer şıklar doğru arkadaşlar. O 7. soruya geldik. Osmanlı Taşra Teşkilatı'nda kamuya ait çıkarları korumakla yükümlü olan görevli hangisidir? Kamuya ait olan çıkarları korumakla olan görevli hangisidir? Muhtesip, müşir, subaşı, maç emini ve beytülmal emini. Hiçbirini bilmiyorum abi. Muhtesibi ÖSYM'e sormuştum birkaç yıl önce. Muhtesip çarşı ve pazarları denetleyen görevlidir. Yani bugünkü zabıta görevi yapar. Yerine ben söyleyeyim. O zaman eledim. Onu eliyoruz o zaman. Muhtesip çarşı ve pazarları denetleyen görevlidir. Muhtesip. Bugünkü zabıta karşılığı. Bayağı bir çeşit. Güzel bir iş. Evet, biraz karıştı. Ben şu kelimeden... Müşir, mareşal demektir. Mareşal. Evet, yani konumuz ilgisi yoktur. Subaşı, ordu komutanı demektir. Su eski Türkçe'de asker demektir. Subaşılar taşları güvenliği sağlar. Bugünkü polis, jandarma karşılığı. Baş emini çarşı ve pazarlarda vergiyi toplar. Baş, çarşı ve pazar yeri vergisi demektir. Beytülmal ise... Devlet hazinesi demektir. Devlet malı demektir. Beytülmal emini ise devlete ait olan malları korumakla görevli olan kişiye Beytülmal emini adı verilir. Cevap E şıkkı olacak.
Evet. Hangisi, 18. soruya geldik, hangisi Osmanlı'da devlet adına vergi toplama yetkisine sahip kişiler arasında yer almaz? Hangisi vergi toplayamaz? O zaman kimse C'yi işaretli misin? Herhalde sana az önce zaten söyledim. Tamam. Yani C'yi işaretli yer olmasın da. Çıkar çıkar. Biraz uzun mu diyelim? Az önce çıkardığınız gibi. Evet. Değil mi? Ya. İşte soru çözmenin pratiği bu hocam. Az önce yani anlattığına göre Maraşal dedi adam az önce bir şeye geldi ama. Soru çözdüğün zaman ne olur artık bilgiler pekişleri yerleştir ve sorularda hata yapar. Ben onu anlatıyorum. Soru çözmenin faydasını bir saat anlatsam yetmez diyorum. Soru çözeceksin. Konuyu ezberlemene gerek yok. Konuyu birkaç defa bir oku. Bol miktarda soru çöz. Bu işin sırrı budur. Evet, zaten cevabı bir önceki soruda vermiştik arkadaşlar. Müşir Marişal demektir. Diğerleri devlet adına vergi toplama yetkisine sahip kişilerdir. Evet, A demiş. Tımarlı sipahiler köylerde vergi toplarlar ve kendileri için harcarlar. Tımarlı sipahilerin geçimlerini nasıl sağlıyorlardı? Devlet onlar için tımar toprağı ayırıyordu. Ve bu topraktaki vergiyi tımarlı sipahiler toplar ve kendileri için harcarlardı. Barç evinden az önce zaten. Az önce söylemiştim zaten. Şu neydi hocam? Mültezin de devletle vergiyi toplamayı satın alan kişiye denir. Mültezin, iltizam sistemi, vergi toplama sistemidir. Devlet kendi topraklarının bir kısmını mültezinlere açık artımıyla toplama hakkını satar. Bunu arkadaşlar derste görmüştük, biliyorlar. Evet. İşte ÖSYM'nin sevdiği soru tarzında bir tanesi de bu arkadaşlar. Burada yorum çok önemli. Tahşiş politikası neymiş? Devletin parayı toplayıp paradaki değerine maden oranını azaltarak yeniden piyasaya sürmesi uygulamasına tahşiş demiş. Örneğin bugün altın madeni sap olarak kullanılmaz. Altın hamur gibidir. Onu sertleştirmek için işte bakır karıştırırlar. Hani kuyumculardaki altının ayarı var ya, 18 ayar, 14 ayar, 22 ayar. Bunun içerisindeki bakır miktarıdır. İçinde bakır ne kadar çok olursa o kadar sert olur ama değeri düşer. Tabii içindeki bakır miktarını çoğaltırsan bastığın para miktarı artar ama değeri düşer. Bu mantığı kullanıyoruz. Evet, bu soruda da yine fazla dağıldık galiba. Arkadaşlar, paranın değeri düşerse değeri düşük para insanlar ne yapacaklar? Kullanmayacaklar ve yabancı sikkeler olan talep daha da artar. Mantık yürütüyoruz. Tabii para değeri düşerse halkın alım gücü azalır. Bu da olur. Tabii Yeniçerilere sen değeri düşük parayla maaş öderse Yeniçeri isyanları başlamıştır. Evet. Devlet para düşük olduğu için piyasadan borç paralımı zorlaşır. Batı ülkenin ticaretine verilmesinin konuyla hiçbir alakası yok arkadaşlar. Batı ülkenin ticaretine verilmesindeki amaç neydi? Avrupalıların desteğini sağlamak ve ticareti geliştirmek. Parayla alakası yok. Doğru cevap E şıkkı arkadaşlar. Oh! Osmanlı'da ilk kadın romancı ve yazar hangisidir? Derste anlatmıştık. Hatta bir paranın üzerine resmi var. İpucu vereyim. Bir paramızın üzerinde resmi var. Osmanlı'da ilk kadın romancı ve yazar. Evet. Evet, evet. 14 arkadaşımız, 15 arkadaşımız,
Fatma Aliye Topuz demiş. Üç arkadaşımız Hadi Edip Adıvar demiş. Doğru cevap Fatma Aliye Topuz. Peki Fatma Aliye Topuz kimin kızıydı bilen var mı arkadaşlar? Onu da derste söylemiştim. Mecelle kanunu hazırlayan bir adam vardı hocam. İsmi aklıma gelmiyor şu an. Cevdet Paşa. Hatırlayan işte onu soruyorum. Ahmet Cevdet Paşa değil mi? Ahmet Cevdet Paşa, evet, tebrik ederim. Ahmet Cevdet Paşa da çok önemli bir şahsiyet. İki açıdan önemli vardı. Neydi hatırlıyor musunuz? Ahmet Cevdet Paşa'nın iki çok önemli özelliği var. Biri ilk Osmanlı Medeni Kanun Mecelle'yi hazırlayan kişi. İkincisi ise ilk Osmanlı Kanun Esası adı verildi. İlk Osmanlı Esası'nı hazırlamıştır. Evet, 21'e geçelim. Osmanlı kız çocuklarının yüksek öğrenim hakkı ilk kez hangi dönemde verilmiştir? Kız çocukların yüksek öğrenim hakkı ilk kez hangi dönemde verilmiştir? Evet, bu soruda da dağıldı arkadaşlar araya. Şu ikisinde. Evet, beş arkadaş ikinci meşrutiyet demiş. Beş arkadaş Tanzimat dönemi demiş. İki arkadaş CVD demişler. Doğru cevap Tanzimat dönemi arkadaşlar. Altıya çıktı. Tanzimat dönemi hangi yılları kapsıyordu? 1839-1876 arası Tanzimat dönemidir. Tanzimat dönemi padişahları Abdülmecid, Abdülaziz ve 5. Murat'tır. Evet, Abdülaziz döneminde kız okulları açılmıştır. 22'ye geçtik. Padişah, bu da kolay bir soru, derste görmüştüm. Bakın, bunun hepsi sınavın çıkması muhtemel sorular. Padişah sefere katılmadığı zaman ordu başkomandanı olarak seferi idare eden sadrazama verilen ünvan hangisidir? Sadrazam sefere çıktığı zaman hangi ünvanla orduyu yönetir? Emir-ül Müminin, Beylerbeyi, Serdar-ı Ekrem, Hüdavendigar, Reis-ül Ulema. Ekrem'in anı mı acaba? Evet, 13 arkadaşımız Serdar-ı Ekrem demiş. Doğru cevap, tebrik ederim. Sadrazam savaşta doğru yönetirken ünvanı Serdar-ı Ekrem'de. Doğru cevap, C şıkkı. Deniz ve Deniz diyenler var, onlar mı? Hüdavendigâr padişah ünvanı. Reis-ül Ulema da ulemanın başkanı demektir. Zaten şu ulemanın zaten ilgisi yok. Ulema alim kelimesinden gelir. Evet, bunu derste anlatmıştım. Osmanlı Devleti'nde 4-6 yaş arası çocukların eğitim gördüğü, okuma yazma ve Kur'an okuması öğretilen vakıflar yolu açılan mektepler hangisidir? Tekke, Zaviye, Sıbyan, Sahni Semaz, Üçtiye. Herkesin bildiği soru biliyor. Evet. 13 arkadaşımız C demiş. Bir arkadaşımız E demiş. Evet. Derste anlatmıştım. Derste katılanlar. Osmanlı'da 4-6 yaşında okulduğu eğitim kurumlarına Sıbyan ya da Mahalle Mektebi adı verilir. Mahalle Mektebi ya da Sıbyan Mektebi. Sıbyan çocuk demektir. Bu ilkokul eğitimde yapıldığı kurumlardır. Evet, 24'e geçelim.
Osmanlı hukuk sisteminde Divani Hümayun'un aşağıdaki özellikleri hangisi bir temyiz mahkemesi gibi çalıştığının göstergesidir? Ve bu soruyu çözebilmek için önce temyiz mahkemesinin de anlamını bileceksiniz. Biraz anayasayla bağlantılı. Sinan birisidir ama şudur. Hani doğacağım böyle herhalde. Darararam darararam darararam. Evet bakalım şimdi 9 kişi Bursa demiş, 1 kişi A demiş, 2 kişi Denizli demiş. Evet. Halk kadınların kararına itiraz edebiliyorsa divanı, temyiz mahkemesi üst mahkemeye başvurmak demektir. Doğru cevap Bursa, tebrikler. Evet. Tanzimat döneminde Avrupa usulünde kurulan mahkemelerde yabancı yargıçların da görev alması hangisine aykırı bir uygulama görünümündedir? Bizim mahkemelerimizde yabancı yargıçlar da görev yapıyorsa bu hangi anlayışa aykırı düşer? Az cevap verildi. Diğerlerinden de var yani. 8, 10, yürü toplam şurada yüzü var. 14 kişi. Arkadaşlar, bizim mahkemelerimizde yabancı yargıçların da bulunması, yabancı ülkelerin bizim iç işlerine karışmasına ortam yaratır. Bu da bağımsızlığa aykırıdır. Yani egemenlik haklarına aykırı düşer. Egemenlik yönetme gücü demektir. Şundan evet, yaşatmış olabilirler. Niye monarşi? Tabii ki ya bu laiklikle ilgisi var gibi düşünmüşler. Çünkü hukukta dinin etkisi var ya, ama mahkemelerde din kuralları uygulanırsa laikliğe aykırı düşer deriz. Burada din kurallarından bahsetmiyor. Sadece bizim mahkemelerimizde yabancı yargıçlar da bulunuyormuş. Peki monarşikte de güç tamam padişah değil ama mi? Ama monarşide de bir mahkemeler vardı. Yani mahkemelerin olması monarşiye aykırı düşmez. Tamam ben de zaten Denizli'demişim de. Hangisi yani Osmanlı'da bir eğitim kurumu sayılmaz? Evet, tuzak var arkadaşlar. Hadi bakalım. Hangisi Osmanlı'da bir eğitim kurumu sayılmaz?
Arkadaşlar bu sorularda hata yapmamamız gerekir. Ama görüyorum ki az da olsa hata yapan arkadaşlarımız var. Biraz önce derste anlatmıştık. Sahni, Semant, Fatih döneminde açılan üniversite eğitimi yapan medreselerdir. Darülfünun da Tanzimat döneminde açılan Avrupa tarzında ilk üniversite demiştik. Gümrük İslam Üniversitesi'nin temeli demiştik. Nizamiye medreseleri, o da bir eğitim kurumudur ama Osmanlı'da değil Selçuklulardadır. Nizami üniversiteleri açan Selçuklularda Nizami mülktür. İlk kez Alparslan döneminde açılmıştır. Nizamiye medreseleri de bir eğitim kurumudur ama Osmanlı'ya ait değil, Selçuklara aittir. Cevap C şıkkı. Evet. Son iki sorumuz arkadaşlar. Hangisi askeri amaçlı yapılmış mimari eserlerden birisi değildir? Hangisi askeri amaçlı, pardon, askeri amaçlı yapılan yapılardan birisidir? Hangisi askeri amaçlıdır? Kolay bir soru. Evet. Bu soruyu hazırlarken şunu düşünerek hazırlamıştım. Derste anlatırken birçok arkadaşımızın Hisar'ın kale olduğunu bilmediğini fark ettim. Bunun için bu soruyu koymuştum ama arkadaşlar demek ki öğrenmişler. Hisar'ın kale olduğunu bilirsek zaten cevap ortaya çıkıyor. Cevap Denizli, doğru cevap. Derste, sınıflarda maalesef birçok arkadaşın Hisar'ın kale olduğunu bilmediğini fark ettiğim için bu soruyu koymuştum. Evet, bu kazık bir soru arkadaşlar. Son soru, oldukça kazık bir soru. Tabii cevaplarda yavaşlayacak bu soruda. Yani şu iki şeyler yola çıkınca şuymuş gibi geliyor. Çünkü yani hani. Zaferler demiştim hocam. Zafer. Bu soruyu Burak Bey açıklayacak cevap verdikten sonra. Ama diğer gün açıkladığımı düşünüyorum diğer dediğim de anlama geldiklerini. Evet, son sorumuz buydu arkadaşlar. Beş arkadaşımız A demiş. Arkadaşlar hiçbir şey bilmiyorsak mantık yürütüyoruz. Bunların anlamlarını bilmiyoruz. Fakat soruda püf nokta cevap buradayım diye bağırıyor. Evet, şu an mouse oynatan evet, benim. Evet. Kazanılan askeri zaferler sonrasında yapılan törene fetih şadumanlığı adı verilir. Fethetmek, ele geçirmek, savaş kazanmak demektir. Yani biraz mantık yürütürsek, kavramların anlamını bilmesek bile doğru cevap ortaya çıkar. Özge'ye benim çok sevdiğim bir soru kaldı. Bu neydi hocam? Bunda çok, yani hatta sen hepsini bir soru. Bu Suri alayı şey arkadaşlar. Bu her yıl Mekke, o zaman Osmanlı döneminde Mekke, Medine Osmanlı'dayken her yıl Kabe örtüsü değiştirilirdi. Zaten özel bir tören denildi. Surre kelimesinden yani, yine oldu. Alayı, yani dinle alakalı olduğu da belli Surre aslında. Alayı, Surre alayı adı verilen bir tören denildi. Ve Mekke'ye giderek Kabe örtüsü değiştirilirdi. Şu sanki bu vergisel bir şeymiş gibi. Bu tahta çıkış töreni, cürüs töreni. Hep sallamıştım. Evet. Bunlar ne? Amin alayı çocukları okula başlarken yapılan törendir. Diğerlere gerek yok arkadaşlar. Mantığımızı yürüttüğümüz zaman cevap ortaya. Biraz mantık kullanacağız. Ezberlemeyeceğiz arkadaşlar. Ve ben şunu gördüm buraya yakın arkadaşlardan. Epey unuttuğumuz, bunların tamamını aslında bütün sınıflarda anlattığımız konular bunlar ama
arkadaşların çoğunluğu doğru cevap bilmekle beraber bu soruda hata yapmak eksiklerimiz olduğunu gösterir. Tabii eksik burada daha çok soru pratiği yapmakla kapatılır. Bilgi ezberlemekten ziyade soru pratiği yaparak açığımızı inşallah sınava kadar kapatmak zorundayız. Ve bugünkü soru çözümümüz burada sona ermiştir. Bana kısmetse senin olan uzaktan eğitim nerede bitmiş olacak kısmetse? İnşallah uzaktan eğitim de bugün sona erecek. Bayramdan sonra inşallah yüz yüze tekrar görüşeceğiz. Sizi kampa alacağız, soru kampına sıkıştıracağız. Günlük ödev vereceğiz, soru çözümü. Soruları çözmeyenlere ceza vereceğiz.